Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ümit Kamal Akkeli. Bittim, hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Perşembe ve güncelleme günü. Yeni güncellemeyle, yeni bilgilerle, yeni oyuncularla karşınızdayız. Ve her zaman yaptığımız gibi sizle beraber giriyorum ilk defa görmek için. Peki siz de ne yapıyorsunuz? Her zamanki gibi videoyu beğenip kanalımın bildirimleri açıyorsunuz. Kesin açın. Tamam kardeşim. Trend yolu gördüm. Aa, süperlik gördüm. Ulan daha önce var mıydı ama? Yok, Kasım 23'tü anam. Hocam 3 tane şey gelmiş, orta saha oyuncusu gelmiş. Zoboslay. Ulan geçen hafta Zoboslay'ın dalgasını geçtik İstanbul'da. O gelmiş. Ve Enzo Fernandez gelmiş. Wirtz de gelmiş. OS, DMF ve AMF olarak gelmiş. Güzel. Koller, Stoçko, Rui Costa gelmiş. League Selection, Trento Süper Lig. Kasım oyuncularda Salih Uçan, Uğurcan Çakır ve Cengiz Ünder gelmiş. Videoyu çok merak ettim. Videoda ne var? Enzo'yu gösteriyor. Wirtz'i gösteriyor. Zoboslay'ı gösteriyor. Hangi? Ooo, top kesmiş. En iyi dostum diyor, ben diyor Arjantin'i diyor Dünya Kupası'nı ben aldırdım kardeşim diyor, bak. Yok edici olarak mı gelmiş lan? Çok fazla top kesmesini koymuş ha. Ön libero yok abi, yok edici olarak gelmiş. Yani net olarak öyle söyleyeyim ben size. Ama en sona kadar yok edici bakılır. Hocam özelliklerine de bakacağım. Sıkıntı yok bu yönden. Şöyle geldik Enzo'dan. 98-101'e çıkıyormuş. Zoboslay'ı. Dribblingi güzel. Ara pası attı. Çok ince bir ara pası. İnce yapıyorum, ince araya. Ve tamamladı takım arkadaşı da. Güzel. Enzo abi, Zoboslay'ı da pas özellikleriyle mi gelmiş? Güzel pası varmış. Peki. Ona da peki kral. Sana da ikna olduk. Ve Wirtz. Hocam bakalım bu Wirtz neyle gelmiş. Bir çalım. Güzel. İki çalım. Üç mü dört mü ne yaptı? Oo. İki üç çalım attı. Golünü buldu Wirtz. Güzel bir özellikle gelmiş. Çalım güzel. Top kontrolü güzel. Top sürmesi güzel olarak gelmesi lazım. Tamam. Wirtz'i de çektik abi. Onun dışında Süper Lig'e gelir misiniz? Çok merak ediyorum Süper Lig videosunu. Sadece bunun videosu gelmiş olamaz değil mi? Süper Lig videosu gelebilir mi? Lütfen. Please. Hah. Cengiz, Kerem, Uğurcan. Of, Cengiz baba. Oy, Uğurcan kurtarıyor. Müdahale hocam, Kerem, Abdülkerim olarak gelmiş. Oy, Cenk Tosun'u da görüyoruz. İrfan'ı da görüyoruz hocam. Ve İsmail Yüksek de var. Berkan da var hocam. Oy, hareketlere bak. Hocam, Salih Uçan. Onu bulut muydu lan o çocuk? Ve hocam, kim? Koller, Moller gelmiş. Zaten buna pazartesi gelmişti, almadık. Gayet güzel Süper Lig oyuncularının gelmesini çok hoşuma gidiyor. Seviyorum abi. Hocam efsane Cuma kampanyası gelmiş. Bedava MyCup'lar. Bak bunu görmüyorduk. İyi oldu Konami. Ama MyCup sayesinde yükselt kardeşim. Revize edilen kullanım şartları diyor. Doğru, girerken bana sözleşmeyi onayladınız dedi. Hesap askıya alınıyormuş arkadaşlar. Geri ödeme falan yapanlar için. Onun dışında başka ne var lan? Yeni bir şey gönder. Ekran gelmedi. Yazıklar olsun. 24 tane mesagemiz var. Mesageye geldik. Oh, böyle MyClub'ı çoğalt Konami ya. İlla para yatırandan yana yapma şu oyunu. Gözünü severim ha. Benim emekçi kardeşimin de hakkını ver. Hakkını ver ha. Özel oyuncu listesine gel. Paketlerde yeni bir paketler var. Merak ettiğinden baktım sadece. Bayern, Barça, United, Milan. Hocam Inter, Arsenal, Messi, Helon falan. Ben ne yapardım biliyor musunuz? Ben eğer Konami olsaydım. Efsane Milan'ı getirirdim. Prime Real'i getirirdim. Los Galacticos'u getirirdim. Mesela paket olarak. Çok pahalıya satardım amenna. Gerçi adamlar tek tek hepsinden büyük vurgun yapıyor. Öylesi de mantıklı. Yani adamlar daha ticari zekaya hakim. Neyse konuşmak istemiyorum, Allah'ından bulsunlar. Pilotikler de gelmiş. Ney? Oğuz Mbappe mi? Sübhanallah, ilk defa görenler. Oğuz Mbappe ne lan? Hayırdır kardeş? Hayırdır? Demek ki Messi olmayınca o bölgeyi de Mbappe koruyor. Van Dijk, Trossard, Carvajal, Acerbi, Sarabia, Berisha, Aga, Solanke, Gruz... Ne? Guruzeta, Neves ve Timber var. Van Dijk burada. Oyun kurucu olarak mı gelmiş yine? Evet. Yine oyun kurucu olarak gelmiş. Mbappe. Boşluk kollayan oyuncu gelmiş. Hem de OS'de. Uf. OS'de var ya. Bu ikili forvetin arkasında oynat. Hiçbiri kaçmazsa Mbappe kaçar. Gayet iyi. Hızını merak ettim bu arada. 90-92 hızlanma. Ben ikna oldum ya. Ben ikna etti hocam. Tamam. Bunlardan da top açılımı yapabiliriz. En azından OS Mbappe'yi denemek adına. Onun dışında hocam Süper Lig oyuncularına da bakalım. Trendyol Süper Lig oyuncularında bir seviyede mi geliyor bunlar? Aynen. Kerem, Cengiz, Uğurcan, Berkan, İsmail, Abdülkerim, ben Osanes, hocam Onur Bulut, Salih Uçan, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gelmiş. Güzel oyuncular. Sol açık Kerem. Kerem attır golla. Olsa getireydim. Bu aralar olsa oynuyor. Güzel. Olur. O da güzel. Ona da varız hocam. Güzel oyuncular. Süper Lig'e de çok odaklanıyorlar. Arada bir 11 tane oyuncu getiriyorlar. Şunların son haline bakıp geliyorum.
Anlat bakalım. Geldim hocam. Şimdi Enzo Fernandez'e bir tıklayalım, tamam mı? Enzo Fernandez'in gelmiş son topu hangisi? Şu mu? Dos olarak gelmiş. O kadar müdahale yaptı, tam orta sahaya getirmek nedir lan? Enzo Fernandez 101'e çıkabiliyor arkadaşlar. Bunu dik tutmam lazım. Bu uygulama bozuldu. Bir şeyler oldu. Ve geldi. Hocam o kadar müdahaleye rağmen. Aa güzel. Defansif hakkında 90. İkinci ara 95. Agresiflik 98. Dayanıklılık 94. Yok, açıktan pas. 91 olarak gelmiş. Adam markacı vesaire var mı? Adam markacı yok lan. Adam mı? Adam değilmiş kardeşim bu. Adam falan değilmiş. 101 dost, 101 göbek oynayabiliyormuş. Enzo Fernandez benim ilk tercihim değil. Ama kimi etkisi de yaratabilir. Kimi başta cılız görüyorduk ama dosta vazgeçmezden biri oldu. Hocam Zoboslai geldik. Bu kartı mı? Yok, bu kartı değil. Şu kartı. Zoboslai deser senin güçlendirici kartını getireceğiz deser Zoboslai inanmaz bu arada. Hocam şöyle baktığımızda yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. 97 top kontrol, 92 top sürme, sık topma 93, açıktan pas 95, şut gücü 92, duran top 90, falso 90 olarak gelen bir Zoboslai var. Yaratıcı oyun kurucuyu çok OS'de tercih etmemek lazım ya. Geride kalıyor ha. Geride pas dağıtan bir OS'e istiyorsanız mantıklı tabii canım. Onun dışında hocam son olarak da Witz kardeşime de bakalım. Witz gelmiş. Bu golüyle gelmiş ya, bunu daha çok merak ettim. 10 numara olarak gelmiş. Neden 10 numara işimize yarar? Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Klasik 10 numara ya da yaratıcı oyun kurucu göbek gibi oynar. Ama 10 numara oyuncu santfor arkası oynar. Mesela Cruyff gibi oynar. Mesela Müller gibi oynar. Sizi gol noktasında mutlu eder. Top sürme 101. Sıkı topma 100. Top kontrolü 97. Hız 87. Hızlanma 93. Denge 93. Bitiricilik 82. Bitiricilik az. Ama top sürme ve top kontrolünde patlatmışlar diyebilirim hocam. Baktık. İyi güzel. Bunlar hangisi alınabilir? Çok mecbursanız burada Wills alınabilir de ben çok mecbur olduğumuzu da hissetmiyorum. Ya bunlar için top açmak ne kadar mantıklı tartışılabilir hocam. Bugün ne yapacağız? Süper Lig'den top açacağız. Üzerine hocam Pliotik'ten top atacağız. Şu yeni mi geldi? Hocam Avrupa Kupası şampiyonları olarak bu yeni mi geldi? Bunu da bakmak istiyorum. Türkiye'den biri var mı lan? Saka, Leo, Rodrigo, Griezmann, Marino, Immobile, Gonçalves, Arda, Ramalho, Pepe, Matheus Nunes, Sommer. Oğlum Türkiye'den niye kimse gelmemiş lan? Hani Galatasaray şampiyon oldu. Getirebilirdim mesela oyuncu. Neyse tamam. Tamam ona da peki. Onun dışında yeni gelen kimse yok. National Attackers. O zaman hocam burada tek derdimiz Van Dijk ve Mbappe'yi çıkarmak. 3 tane deneme hakkımız var. Mbappe'yi çıkarsak gerçekten mutlu oluruz. Bütün oyunculara baktık. En işareti Mbappe ve Süper Lig oyuncuları. Şöyle baktığımızda hocam İspanya Ligi ikisi de gelmedi. Evet. Gerçekten harika başladık. 12 numaralı kim lan bu kardeşim? Hocam Guruzeta gelmiş. Gorka Guruzeta peki. Çakma Goretzka gibi bir şey. Oğuzhan Mbappe'yi çok istiyorum biliyor musun? Gerçekten Oğuzhan Mbappe'yi çok fazla istiyorum. Denenir abi. 3 forvet gibi oynayabiliriz. Ya şöyle düşün. Osimhen oynuyorsun. Owen arkada Mbappe. Güzel olabilir OS. Şöyle geldik baba. Van Dijk. Aa Van Dijk mı bu? Evet. Van Dijk geldi. Tamam. İstediğimiz oyunculardan biri. Ben hocam o formayı görünce dedim yok Van Dijk değil. Fabinho falan bekliyordum. Fabinho'nun pakette olmadığını gördüm. Gerçi Fabinho orada da değil. Gönder kardeşim. Bize bir tane adam. O da Kylian Mbappe kardeşim. İngiltere Ligi kim gelse beni mutlu eder ki. Mbappe gelmedi. 9 numarayla hangi dayım var? Solanke gelmiş. Solanke olsa ne, olmasa ne? Süper Lig oyuncularından çıkarmak istiyorum abi. İlla denemek için merak ettiğim oyuncular kimler var biliyor musunuz? İrfan'ı çok merak ediyorum. Onun üzerine hocam Kerem'in bu kartı ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Abdülkerim'i merak ediyorum. Ne olarak gelmiş Abdülkerim? Oo yok edici olarak gelmiş. Sol bekte oynayabiliyor. Şimdi üstündeyse efendi. Oynatılabilir favori olarak Abdülkerim. Mantıklı. Sözleşme imzalanamıyor. Oyuncu hakkımız yok. Silip geliyorum. Oynat bakalım. 3 tane de Süper Lig'den açıyoruz hocam. İrfan gelsin. Kerem gelsin. Başka bir de kim gelebilir? Abdülkerim gelsin. Bu üçünü merak ediyorum. 3 tane Türk güzel olur. Süper Lig dedik. 4 yıldız. Nasıl? Unes mi geldi? Unes falan yazıyordu. Aha. 53 numara. Geliyor. Galatasaray'ın has çocuğu. Kral adam. Bertan Yılmaz. En azından Bertan ama Abdülkerim olabilir. Abdülkerim istiyorum kral. Abdülkerim'i göndersen çok müteşekkir. Müteşekkir olurum. Aynen bir tane daha. Gönder baba. Aha hepsi 4 yıldız. Ben bunları 5 yıldız sanıyordum. Reisim 12 numarayla. Kimdi bu ya? İsmini bilmediğim oğlan mıydı söyleyemedim. Aynen Uanes.
Ben Oanes. Ben de Remzi Kamal Akgül'üm. I am Jose Mourinho. Bir tane daha top açacağım hocam Abdülkerim için. Kerem'den falan vazgeçtim, Abdülkerim'i görmek istiyorum. Yapıştır kardeşim. Trendyol Süper Lig. 4 yıldız. Evet, Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim. Ay ay, olsun. 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 Olsun hocam. Olsun. Canımız sıkılmasın. İsmail de bizim çocuk. İsmail de bizim çocuk. Hiç mesele değil. Tamam, burada bıraktım. Ama çok ısrar ederseniz 8'ini de çıkartıp Trendyol Süper Lig yeni kadrosuyla, Kasım kadrosuyla video çekerim hocam. Van Dijk'ımız çıktı. Yani en çok istediğimiz oyunculardan. Diğerlerini çok fazla istemedik. Elimize kolumuza sağlık. Yeni gelen oyuncuları beğendiniz mi? Top açılımı yaptınız mı? Size kimler çıktı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı, bildiğin varsa unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.